nokta sayısı çok az. Yapsak da çok küçük. İnsanların yaklaşık 20 bin nüfusun nefes alacağı bir alan yok bu bölgede. Azrail'e dodağı yapıyor buralara. Göreve geldiğimizde biz Büyükşehir Belediye Başkanımıza söylemiştik. Yani burayı bir an önce toparlayalım, insanların nefes alacağı bir yer olsun diye. 2 yıl maalesef biz bu işi çözemedik o dönemde. Sıkıntı yaşadık. Özel abi tamam dedi ama maalesef işte alttaki ekiple yine her zamanki gibi sorunlar oldu. Neyse buraya geldik. Burasında ciddi bir anlamda bir düzenleme ihtiyacı vardı. Komple baştan aşağı düzenledik. Yaklaşık 600 metrelik bir alan burası. Ben bugün sizi niçin davet ettim? Sadece burası değil. Şöyle ki şehirde kısa bir kahvaltıdan sonra kısa bir tur atalım istiyorum. Ne yapılıyor, ne ediliyor, neler var? Hem arabada bunları konuşalım. İnşallah hepimiz de sağırız. Konuşalım. İnanıyorum ki çoğunda haberiniz olmadığı veya işte takip edemediğiniz, kaçırdığınız ciddi ciddi işler göreceksiniz. Yaz sonuna doğru bir tur daha atacağız. Ondan sonra daha da şaşıracaksınız. Elimizde çok büyük projeler var. Daha önce anlatmıştım, birkaç arkadaşım biliyor. Ağustos ayında karar vereceğimiz, hep birlikte yani şehirde yaşayan insanlar olarak karar vereceğimiz büyük projeler var. Bir tanesini, iki tanesini yapmayalım da bunu mu yapalım, yoksa bunu mu yapalım, bunu mu yapmayalım diyeceğimiz projeler var. Bitirdiğimiz ama açıklamadığımız projeler var. Yani genel anlamda izinlerle ilgili. Önümüzde biliyorsunuz 2 yılımız var. Bu 2 yıl içerisinde şehrimize ne kazandırırsak onun en iyisini yapmaya çalışacağız. İşte bugün o yüzden ben bir araya geldim. Hem Altınova'da bir değişiklik olsun. Gelmeyenler Altınova sahilini bir görsün. Burada bir kahvaltı yapsın, görsün. Hem de şehrin diğer alanlarındaki yapılan, devam eden işleri bir tespit edelim, görelim. Sorularınız varsa cevaplayayım. Hem de size göre benim görmediğim ihtiyaç varsa vatandaşımızdan gelen, ya Cüneyt sen bunları söyledin ama vatandaşımızdan bunlar geliyor, bu daha öncelikli değil mi diyeceğiniz konular varsa onları da değerlendirelim istedim. Şöyle bir durum var. Yani mesela kampanyadan önce bizim şey diye hazırladığımız, acil yapılması gereken işler diye hazırladığımız veya kampanyada söz verdiğimiz konular aslında bazı noktalarda ikinci etapa kalmış. Yani biz onu yapacağız ama ondan daha önemlisi var. İşte şurada şu eksik, sen buna vakit harcıyorsun, buna para harcıyorsun. Bu heykel meselesi gibi. Yani bir sürü eksiğim var. Her zaman anlattığımız mesele. Yani buradan ben önceki belediye başkanı eleştirmek için söylemiyorum, örnek olsun diye söylüyorum. Ya bunlara bu kadar para vereceğimizi, bunları halletseydik daha iyi değil mi diyorduk. Biz de aynı şekilde karşı karşıya kalmamak için o yüzden istişareler yüzde bulunmakta fayda var. Ne zamandır da buluşamıyorduk. Mesela aslında toplama sebebimiz bu. Bunu bir değerlendirelim. Hem de yapılanları bir görüntü.